Merhaba arkadaşlar, şimdi EBOB EKOK'un 3. dersini işleyeceğiz. 1. ve 2. derste konuyu temel olarak anlatmıştım. Bu derste konuyu daha iyi pekiştirebilmek için farklı tipte sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. A, B, C, D, E, F, G harfleri birer doğal sayı göstermektedir. Buna göre A artı B işleminin sonucu kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Bakıyoruz, A ve B asal çarpanlarına çarpan algoritmasıyla ayrılmış. Ne yapacağız arkadaşlar bunları? Hemen bakın şöyle bir ayıralım. Bu tip sorularda şunu yapacağız arkadaşlar. En alttan en üste doğru gideceğiz. Peki nasıl yapacağız bu işlemi bir bakalım. Şimdi bakıyoruz, G sayısını 5'e böldüğümüzde bölümü 1 olarak buluyorsam G'yi bulabilmek için ne yapacağım? 1 çarpı 5'ten G'ye 5 yazacağım arkadaşlar. Zaten burası 1. Bir üste geçiyorum hemen. E'yi 5'e böldüğümde 5 oluyorsa 5 çarpı 5'ten ne yapacaktır? E 25 yapacaktır. F sayısı da arkadaşlar 1 çarpı 5'ten ne yapacaktır? Bakın yine 5 yapacaktır. Hemen geçtik bir üste. Bakıyoruz arkadaşlar, buradaki E ile buradaki E aynı. O zaman burası ne olacak? 25 olacak. D'yi bulabilmek için ne yapacağız? D'yi 3'e böldüğümüzde bölüm 5 oluyorsa 5 çarpı 3 D ne olacak arkadaşlar? 15 olacak. Bir üste geçiyoruz hemen. D sayısını aynen yazdık yine. C'yi 2'ye böldüğümüzde ne oluyor arkadaşlar? Bakın 25. O zaman 25 çarpı 2 ne yapacaktır? 50. O zaman C ne olmak zorunda? 50 olmak zorunda. Bir üste geçiyoruz artık. A'yı 2'ye böldüğümüzde 50 oluyorsa 50 çarpı 2'den A'da kaç olacaktır arkadaşlar? 100 olacaktır. B'yi bulalım hemen. Bakın B'yi 2'ye böldüğümüzde 15 oluyorsa 15 çarpı 2'den B'de ne olacaktır arkadaşlar? 30 olacaktır. Bize A artı B'yi sorduğuna göre A'yı kaç bulduk? 100. B'yi kaç bulduk? 30. Toplarsak bu işlemin sonucu kaç yapacaktır? 130 yapacaktır. Evet, bir sonraki sorumuza bak geçelim. 5 ile bölündüğünde 2, 7 ile bölündüğünde 4, 12 ile bölündüğünde 9 kalanını veren en büyük, altını çizelim arkadaşlar, 3 basamaklı sayının rakamları toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar bakın, biz o sayıya bir T sayısı diyelim. Ben T'yi 5'e böldüğümde kaç kalanını veriyormuş? 2. T sayısını, yani aynı sayıyı 7'ye böldüğümde kaç kalanını veriyormuş? 4. Aynı T sayısını arkadaşlar 12'ye böldüğümde kaç kalanını veriyormuş? Bakıyoruz, 9 kalanını veriyormuş. Şimdi bundan sonra şöyle devam edelim. Ben şuradaki bölüme A diyeyim. Buradaki bölüme B diyeyim. Buradaki bölüme C diyeyim. Ne yapacaktır arkadaşlar? T ifadesini yazalım. Bakın, bölünen sayı neye eşitti? Bölen çarpı bölüm artı kalan. Ne yapacaktır o zaman? T eşittir 5A artı 2 yapacaktır buraya göre. Aynı T buraya göre ne yapacaktır? 7B artı 4 yapacaktır. Aynı T buraya göre ne yapacaktır arkadaşlar? 12C artı 9 yapacaktır. Bakın, sıkça karşılaştığımız şu denklemi göz önüne alalım şimdi. Ne yapacaktık arkadaşlar? Hemen şu ifadelerin katsayılarına bakıyorduk değil mi? 5, 7, 12. Yani şurada gördüğümüz ifadeleri ne yapmam gerekiyordu benim? Burayı 5 parantezine alabilmem gerekiyordu. Burayı bakıyorum katsayısı 7 olduğu için, yani B'nin katsayısı 7 olduğu için 7 parantezine alabilmem gerekiyordu. Şurayı ise C'nin katsayısı 12 olduğu için 12 parantezine alabilmem gerekiyordu. Peki ben bu parantezi alma işlemlerini yapabilmek için ne yapabilirim? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Hemen şunu görüyorum bakın. Her tarafa 3 ekleyeyim. Artı 3, artı 3. Şuraya da artı 3 eklemem lazım artık değil mi? Çünkü birini eklersen hepsini eklemek zorundayım. Tekrar yazıyorum arkadaşlar bakın. T artı 3. Şurası artık T artı 3 oldu. Ne oldu bir bakalım. 5A artı 2, 3 daha 5. O da eşit. 7B artı 4, 3 daha 7. O da eşit. 12C artı 12. Şimdi parantezi alınabilir hale geldi mi? Evet geldi. T artı 3 neye eşit oldu arkadaşlar? 5 parantezin alırsak A artı 1. O da eşit. 7 parantezin alırsak B artı 1. O da eşit. 12 parantezin alırsak C artı 1 oldu. Şimdi buradan ne anlıyordum ben arkadaşlar? Bakıyorum, T artı 3 ifadesini elde edebilmek için şu ikisini kapatayım. 5 ile şu sayıyı çarpmam lazım. Şu birinci ve üçüncüyü kapatayım arkadaşlar. Yine T artı 3'ü elde edebilmek için bakın şunları kapatırsam ne yapmam lazım? 7 ile şu ifadeyi çarpmam lazım. 1 ile 2'yi kapatırsam 3.'den de ne diyorum arkadaşlar? T artı 3'ü elde edebilmem için 12 ile C artı 1'i çarpmam gerekiyor. Ne diyeceğim o zaman buradan? T artı 3 ifadesi 5'in, 7'nin ve 12'nin neye olmak zorunda? Katı olmak zorunda. Peki ben 5, 7, 12'nin en küçük ortak katını bulabilir miyim? Bulurum arkadaşlar. Neyle buluyordum onu? EKOK'la buluyordum değil mi? O zaman 5, 7,
12. Hemen bakın başlıyoruz. 2'ye bölelim. 5, 7, 6. 2'ye bölelim. 5, 7, 3. 3'e bölelim. 5, 7, 1. 5'e bölelim. 1, 7, 1. 7'ye bölelim. Ne yapacak arkadaşlar? 1, 1, 1. Şimdi hızlı bir şekilde çarpayım bunları. 7 çarpı 5 ne yapar? Şuraya hemen yazayım. 35. Bunu 3 ile çarparsam 105. 2 ile çarparsam 105'i 210. 210'u 2 ile çarparsam 420. Buradan ne elde ettim arkadaşlar ben? Ekok 5, 7, 12 kaça eşitmiş? 420'ye eşitmiş. Peki arkadaşlar. Şimdi artık t artı 3 ifadesini, yani şunların ekokunu buldum. 420'ye eşit. T artı 3 ifadesi kaça eşit olacakmış? En az 420'ye eşit olacakmış. Peki ben 420'yi direkt kullanıyor muyum? Hayır arkadaşlar, kullanmıyorum. Bakın sorunun şurası çok önemli. Ne istiyor? Bakın en büyük 3 basamaklı sayıyı istiyor değil mi? O zaman 420'nin katlarına bakalım. 420 çarpı 1 ne olacak arkadaşlar? 421. katı. 420 çarpı 2 ne yapacaktır? 840. İkinci katı. 420 çarpı 3 o da kaç yapıyor arkadaşlar bakalım. 1260 üçüncü katı. Hangini kullanmam gerekiyor bakın arkadaşlar. 3 basamaklı en büyük için. Bu 4 basamaklı. 3 basamaklara bakalım. Şu daha büyük olduğu için bunu kullanacağım. Şunu da kullanmıyorum artık değil mi? O zaman ne yazıyoruz arkadaşlar bakın. T artı 3 eşittir 840. Atalım arkadaşlar şu 3'ü diğer tarafa. T eşittir 840 eksi 3. O da kaça eşittir? T eşittir 837. Bana neyi sormuştu? Sayının rakamları toplamını sormuştu. 8 artı 3 artı 7 o da kaç yapacaktır? 18 yapacaktır arkadaşlar. Evet, bir sonraki soruya geçelim. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere M eşit 4A artı 3, o da eşit 7B artı 1, o da eşit 9C artı 5 koşulunu sağlayan en küçük 3 basamaklı sayı kaçtır diye sormuş. Hemen arkadaşlar şuraya bakın bir alalım. M eşit 4A artı 3, 7B artı 1, o da eşit 9C artı 5. Ne yapacağız arkadaşlar yine? Şu ifadeleri uygun parantezleri alabilmek için, yani burasını A'nın katsayısı olan 4 parantezini alabilmek için, burasını B'nin katsayısı olan 7 parantezini alabilmek için, burasını da C'nin katsayısı olan 9 parantezini alabilmek için ne yapmam gerekiyor? Eşitliğin her tarafına uygun bir sayı eklemem veya çıkarmam gerekiyor. Peki bakacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi bunları şöyle yapalım arkadaşlar. Buraya bakalım. Katsayısı en büyük olanı bir seçelim. Neden o şekilde yapıyoruz? Biraz sonra tekrar açıklayacağım orayı. Katsayısı en büyük olanı seçtim. Şimdi arkadaşlar buna göre işlem yapayım ki, yani daha az denemeyle işi bitirebileyim diye katsayısı en büyük olanı seçtim. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. 9C artı 5. Şimdi burayı 9 parantezine alabilmek için ilk ne olabilir arkadaşlar? 9C artı 9 olur değil mi? 9 parantezine alınır. Ne lazım o zaman bana? Artı 4 lazım. 5 ya burası. 9 olması için artı 4 lazım. Peki artı 4'ü buraya eklediğimde her tarafı ekleyeceğime göre hemen bakıyorum. 1 artı 4 5. Burası ne oldu arkadaşlar? 7B artı 5 oldu. Ne yaptı burası? Paranteze alınabilir bir hale geldi mi? Gelmedi maalesef. O zaman şu artı 4 işi benim olmadı artık. Ne yapabiliriz? Bir sonrakine bakalım arkadaşlar. 9C artı 18 olabilir değil mi? 18 olması için 18'den 5'i çıkardım. Kaç lazım bana? Artı 13 lazım. Artı 13'ü dönüyorum arkadaşlar şimdi. Deneyelim. Artı 13. Burası tamam zaten. Buraya göre işlem yapmıştım. Artı 13 diyelim. 1. 13 daha ne yaptı arkadaşlar? 1 artı 13. 14. Güzel. Burası da bakın 7 parantezine alınabilir hale geldi. Burayı da bakalım arkadaşlar. Burası da tamamsa artık eklememiz gereken sayıyı bulmuşuz demektir. Burada 3 var. Artı 13 ekleyelim arkadaşlar. Artı 13 ne yaptı bakın? 16. Güzel. Bu da 4 parantezine alınabilir bir hale geldi mi? Evet geldi. O zaman ne yapacağız? Eklemem gereken sayı artı 13'müş. Her tarafa artı 13 bir ekleyelim. Ne yaptı arkadaşlar burası? M artı 13 eşit 4A artı 16 o da eşit 7B artı 14 o da eşit 9C artı 18. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Yine parantezler alacağız. M artı 13 ne yapacak? 4 parantezinde A artı 4 o da eşit 7 parantezinde B artı 2 o da eşit 9 parantezinde C artı 2. Bakın biraz önceki mantık gereği M artı 13 sayısı 4'ün 7'nin ve 9'un neyi olmak zorunda? Katı olmak zorunda. O zaman 4'ün
7'nin ve 9'un ne yapalım? Hemen bir ekokunu bulalım. Evet, bölelim 2'ye. 2, 7, 9. Böldük 2'ye. 1, 7, 9. Böldük 3'e. 1, 7, 3. Bölelim 3'e. 1, 7, 1. Bölelim 7'ye. 1, 1, 1. Güzel. Hemen buluyoruz arkadaşlar bakın. 7 çarpı 3 ne yapar burası? 21. 21 ile de 3'ü çarparsak ne yapacaktır? 63. 63 ile 2'yi çarparsak 126. 126 ile 2'yi çarparsak 252 olacaktır. O zaman arkadaşlar M artı 13 en az kaç olabiliyormuş? 252. M'yi bulabilmek için ne yapacağız? 13'ü diğer tarafa atacağız tabii ki, değil mi? 252 eksi 13. Yapalım işlemimizi şurada. 252'den 13 çıkarırsak kaç kalıyor arkadaşlar? 239 kalıyor. M eşittir ne olacak? 239 olacakmış. Bakıyoruz. D seçeneğinde görüyoruz arkadaşlar. Evet, bir sonraki soruyla devam edelim. A küçüktür 144 olmak üzere EBOB A ve 144 eşittir 24'müş. Yani A sayısı ve 144'ün EBOB'u neymiş arkadaşlar? 24 olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı pozitif tam sayı değeri vardır? Şimdi bir bakalım, düşünelim arkadaşlar. Şöyle ben bir yazayım şunu tekrar. EBOB A 144 kaç eşitmiş? 24'e. Peki arkadaşlar, şimdi düşünürsek EBOB 144 ve A'nın EBOB'u 24 ise neydi arkadaşlar EBOB? En büyük ortak bölen. O zaman A sayısı da 24'ün katı olmak zorunda. 144 sayısı da 24'ün katı olmak zorunda. Ben o zaman A sayısına 24 çarpı x diyeyim arkadaşlar. O zaman 144'e bakalım. 144'ü şurada bir 24'e böleyim. Ne yapacaktır? 6 defa 144. O da 24 çarpı 6 olarak ifade edebilir miyim arkadaşlar? Ederim. Şimdi bakın buraya çok dikkat ediyorsunuz artık. Şimdi arkadaşlar şu x ve 6 sayıları aralarında asal olmak zorundadır. Aralarında asal yazalım şuraya. Neden? Şimdi arkadaşlar bu iki sayı aralarında asal olmasa, onu varsayalım. Her ikisinde de ne var arkadaşlar? Bakın 24 çarpanı var. O zaman bir kere EBOB 24 haline geldi, değil mi? Ben bunların aralarında asal olmadığını varsaydığım anda aralarında asal olmayınca bir ortak çarpan gelecek, değil mi arkadaşlar? X'ten de 6'dan da birer tane daha ortak çarpan gelecek. Bu sefer EBOB'u değiştirmek zorunda kalacaksınız. Ama EBOB 24 olduğu için artık ne olması gerekiyormuş bakın? X ve 6 mecburen aralarında asal olması gerekiyormuş. Burası tamam. Şimdi gelelim arkadaşlar, bakın şurada çok güzel bir bilgi var, onu kullanalım. A sayısı 144'ten küçük ise, bakın 144 nedir? 24 çarpı 6'dır. O zaman A sayısı A küçük 144 olduğuna göre A sayısı için ne diyeceğiz arkadaşlar? 24 çarpı x demiştik. 144 de 24 çarpı 6'ydı. O zaman A sayısı ne olması gerekiyor arkadaşlar? 24 çarpı x ifadesindeki şu x ne olacaktır? Tabii ki de 6'dan küçük olmak zorundadır artık, değil mi? Bakın burası 24, burası 24. Bunları sadeleştirirsek ne yapacak? X sayısı küçüktür, 6 çıkacak. Buradan da ne elde ettim hemen? X küçük, 6 elde ettim. Şimdi bundan sonra arkadaşlar artık x yerine sayılar vermeye başlayacağım. Şimdi 6'dan küçük sayılar vereceğime göre 5 versem arkadaşlar oluyor mu bakalım? 6 ile 5 aralarında asaldır, oldu. Peki 4 versem x yerine? Bakın 6 ile 4 aralarında asal değildir. Bu olmadı arkadaşlar. Devam edelim. 3 verelim. 3 verebiliyor muyuz? 6 ile 3 aralarında asal oldu mu? Hayır. Çünkü ikisi de 3'e bölünecektir. 2 verelim arkadaşlar. 6 ile 2 aralarında asal oldu mu? Hayır. Çünkü ikisi de 2'ye bölünecektir. 1 verebilir miyiz? Evet, verebiliriz. 1 ve 6 aralarında asaldır. Demek ki 2 tane farklı değer elde ediyormuşuz arkadaşlar. Peki bu değerleri sorsaydı bize, bir de onu hesaplayalım. Değerleri sorsaydı şunu yapacaktık bakın. 24 çarpı 5'ten ne yapacak arkadaşlar? 120 birinci değeri. 24 çarpı 1'den 24, o da ikinci değeri olacaktı. Bazen sorularda bunları da sorabiliyorlar. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Evet, bir sonraki soruya geçelim. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere EBOB AB eşittir 6, EKOK AB eşittir 72 olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi gelelim yine bakın. Şunları bir yazalım. EBOB AB 6, EKOK AB eşit 72. Şimdi arkadaşlar biraz önce yazmıştık. EBOB
Yani en büyük ortak bölen 6 ise ne diyeceğiz? A sayısı da 6'nın katı olacak. B sayısı da 6'nın katı olacak. O zaman A sayısını arkadaşlar ben şunu yazıyorum bakın. 6 çarpı x yazıyorum. 6'nın katı olduğu anlamında. B sayısına da aynen 6 çarpı ne yazıyorum arkadaşlar? Y yazıyorum. Şimdi bundan sonra ne yapacağız bir bakalım. Şimdi arkadaşlar ikinci dersimizde bir özelliğimiz vardı. O da şu şekildeydi bakın. EBOB AB yani iki sayının EBOB'uyla iki sayının EKOK'unun çarpımı neye eşitti? Bu sayıların çarpımına eşitti değil mi? A çarpı B'ye eşitti. Şimdi bakın ifadelerimi tek tek yerine yazıyorum. EBOB kaç arkadaşım? 6 çarpı EKOK kaç? Dikkat ediyoruz. 72 eşittir. A'ya ben ne dedim? 6x dedim. B'ye de 6y dedim. Şimdi bundan sonra ne yapabiliriz arkadaşlar? Evet her iki tarafı şu şekilde sadeleştirelim. 6 çarpı 6'ya bölelim. 6 çarpı 6'ya bölelim. Şu 6 ile şu 6 gitti. Şu 6 ile şu 6 gitti. Şu 6 ile şu 6 gitti. 72'yi 6'ya böleceğiz. 72'yi şurada hemen 6'ya bir böleyim. Ne oldu arkadaşlar? 12 oldu değil mi? O zaman bakın 12 eşit x çarpı y oldu. Şimdi dikkat ediyoruz yine arkadaşlar. EBOB kavramında biraz önce de değinmiştik. Şu iki sayı ne olmak zorundaydı arkadaşlar? Aralarında asal değil mi? Şimdi aralarında asalsa çarpınca bana 12 yapacak sayıları söyleyeceksiniz. Pozitif olacak koşuluyla tabii. Evet hemen ne geliyor? 1'e 12 olabilir diyoruz. 2'ye 6 olabilir diyoruz. Hemen buradan bu gidiyor bakın. Aralarında asallıktan gitti. 3'e 4 olabilir. Olabilir mi? Aralarında asal. 4'e 3 olabilir. 6'ya 2 olabilir. Evet bu nereden gidiyor hemen? Aralarında asallıktan gitti. Ve 12'ye 1 olabilir arkadaşlar. Şimdi dikkat edersek alacağımız değerleri artık arkadaşlar bulduk. Bizden ne isteniyor? Bakacağım arkadaşım. A artı B isteniyor. A artı B'yi bir taraf tarafa toplayalım. A artı B eşittir. 6x artı 6y yapacaktır değil mi? Bakın A artı B eşit 6x şurası artı 6y. A artı B ifadesi ne eşit arkadaşlar? 6 parantezin alırsak x artı y'ye eşittir. Doğru mu? Evet doğru. Şimdi arkadaşlar ben x artı y'nin değerlerini bir hesaplayayım. Buraya göre x artı y ne yapıyor? 13. Buraya göre x artı y 7. Buraya göre x artı y 7. Buraya göre x artı y 13. Demek ki bu ifadenin alabileceği en küçük değeri sorduğuna göre x artı y'yi en az kaç buluyorum ben? 7 buluyorum. O zaman a artı b ne yapacaktır? 6 çarpı 7'den 42 yapacaktır arkadaşlar en az. Evet devam ediyoruz. A ve b pozitif tam sayılar olmak üzere a eksi b bölü a artı b eşittir 5 bölü 13 ve EKOK AB artı EBOB AB 111 ise A artı B kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi ne yapabilirim bir bakayım. A eksi B bölü A artı B eşittir 5 bölü 13. Arkadaşlar bir işler dışlar çarpımı yapalım bakalım. Ne çıkacak buradan? Hemen yazıyorum bakın hızlı bir şekilde. 13 A eksi 13 B eşit 5 A artı 5 B. Şimdi A'ları bir yere, B'leri bir yere toplayalım. Bunun için ne yapabiliriz? Şu A ifadeyi buraya alalım. Şu eksi 13 B ifadeyi buraya alalım. 13 A eksi 5 A. Neden arkadaşlar? İşareti yazılmıyorsa artıydı. Eşit. Ne yapıyoruz bakın? 5 B artı 13 B. Ne yapar buradan arkadaşlar? 13 A'dan 5 A çıkarsa ne yapacaktır? 8 A eşit. Bunların ikisini toplayalım. 18 B olacaktır. Bir de arkadaşlar bakın her iki tarafı 2'ye böleyim. O zaman ne diyeceğiz artık? Bakın 4A eşit 9 ne olacaktır? B olacaktır. Burası benim elimde kalsın arkadaşlar. Şimdi düşünelim bakalım. Burası çok önemli bizim için. Ben buraya 9K desem buraya ne demek zorundayım? 4K demek zorundayım değil mi? O şeyi hatırlayalım arkadaşlar. Oran orantıyı hatırlayalım. Bakın buraya bunun katsayısını bunun değerinden K cinsinden veriyorduk. Bunun katsayısını buraya k cinsinden veriyorduk. Yani burası 9k oluyordu. Burası da ne oluyordu? 4k oluyordu. Şimdi arkadaşlar şuraya dönelim. Bakalım ne diyor bize? EKOK AB. Şimdi arkadaşlar 9k ve 4k'yı şöyle bir yazdım. Ben bunların EKOK'unu alacak olsam. İlk önce kaça böleceğim? Ortak olan k'ya böleceğim değil mi? K'ya böldüm. K her ikisi için de ortak olduğu için k'yı hemen yuvarlak içine aldım. Ne kaldı arkadaşlar burada? 9k'yı k'ya böldüm. 9
4K'yı K'ya böldüm, 4 kaldı. Şimdi başlıyoruz bakın. 2'ye bölelim. 2, burası 9. 2'ye bölelim. 9, 1. 3'e bölelim. 3, 1. 3'e bölelim. 1, 1. Ekop ne oldu arkadaşlar? En küçük ortak kata bakıyoruz. En küçük ortak kat ne oldu arkadaşlar? Hemen bakıyoruz bakın. 3 çarpı 3, 9. 2 ile çarp 18, 2 ile çarp 36, k ile çarp 36k. Ekok ne olmuş? 36k olmuş. Artı EBOB'a bakalım arkadaşlar. Bakın bir tane ortak bölenleri var. O da k. Ne yaptı? 36k burada, k da burada. 37k eşittir 111 yaptı. Bölelim 37'ye her iki tarafı. Evet, şurada bölelim. 111'i 37'ye bölelim. 3 defadır değil mi arkadaşlar? 3 çarpı 37 ne yapacak? 111 yapacak. O zaman bizim için k değeri kaçmış bakın? K eşittir 3'müş. Bakın bana neyi sormuştu? A artı b'yi sormuştu. Şuraya bir döndüm yine tekrar. Ben a'ya ne demiştim arkadaşlar? 9k demiştim. O zaman k yerine 3 yazarsam, değil mi? K yerine 3 yazarsam ne yapacaktır? 9 çarpı 3'ten 27. B'ye ne demiştim arkadaşlar? Bakıyorum hemen. 4k demiştim. 4 çarpı k. K yerine buradan hemen 3 yazarsam 4 çarpı 3'ten burası ne yapacaktır? Bakın 12 yapacaktır değil mi? Toplayalım bunları arkadaşlar. 9, 30, 9 yapacaktır. Evet, devam ediyoruz. En küçük ortak katı 120 olan 3 farklı sayının toplamı en çok kaçtır diye sormuş arkadaşlar bize. Şimdi en küçük ortak kat ne olacak arkadaşlar? Ekok. Sayılarımız farklı. 3 tane sayımız var. A, B, C. Kaçmış? 120. Şimdi ne diyorduk arkadaşlar? Önceki dersimizden hatırlayalım. 3 sayının ekoku 120 ise ne olmak zorunda? Bu sayılar 120'yi bölmek zorunda değil mi? Çünkü bu sayıların katı, en küçük ortak katı 120 ise bu sayılar artık 120'yi bölmesi gerekiyor. 120 bunların katıdır çünkü. O zaman arkadaşlar 120 bölü A olacaktır değil mi? Tam sayı çıkacaktır. 120 bölü B tam sayı çıkacaktır. 120 bölü C tam sayı çıkacaktır. Bakın bizden ne istiyor? Toplamı en çok kaçtır diyor. O zaman sayılardan birisi 120 olur mu? Çünkü 120 120'yi bölecektir. O zaman A'ya 120 gibi düşünelim. Peki B ne olacak? Birbirinden farklı sayılar olacaktır değil mi? 120'den sonra 120'yi bölen en büyük sayı 60'tır arkadaşlar. Bakın 120'yi 60'a böldüğümüzde 2 elde ederiz. Dikkat ederseniz burada 1 elde ettik. Burada 2 elde ettik değil mi? 120'yi 60'a böldük. O zaman B'ye ne verebiliyormuşum? Bakın 60 verebiliyormuşum. C'ye bakalım arkadaşlar. 120'yi 60'tan sonra bölen sayıda ne olacaktır? 40 olacaktır. Bakın bölümde kaç yapar? 3 yapar. 1, 2, 3 olarak gitti. Buraya da çok dikkat edin. O zaman C'de ne oldu bakın? 40 oldu. Toplayalım arkadaşlar. Ne yapacaktır bu değerler toplamı da? 220 yapacaktır. Yani seçenek B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.